Merhaba arkadaşlar. Bugün if else ile basit örnekler çözeceğiz. Ve veya işlemlerini göreceğiz. Yani katmanlı if else'i göreceğiz. Merdiven if else'ini göreceğiz. Yani o da else if oluyor C'de. Switch case yapısını göreceğiz. Switch case yapısı if else yapısına benziyor. Sadece break ile durduruyoruz. Yani break, kır, bırak. Hani oradan aklınıza gelebilir. Biraz sonra hepsini uygulamalı olarak göreceğiz. Bugün not hazırlamadım. Yazmayı tercih etmiyorum artık. Bundan sonra ben bilmiyorum. Bakacağız. Switch case ile örnekler çözeceğiz. Arttırma, azaltma işlemleri yapacağız. Ve conditional operatör yani soru işaretiyle if else işlemleri yapacağız. O zaman hemen uygulamalı olarak çalışmaya başlayalım. Hemen oluşturalım sizinle beraber. Her seferinde sizinle beraber yapıyorum her şeyi ki beraber görelim. Sizin de eliniz alışsın diye. Buraya ders 4 diyoruz. Buraya da ders 4 diyoruz. Aynen öyle. Şimdi artık bunlara bir şey yapmamıza gerek yok. Hepsine alıştık. Yani merhaba dünyada gerek yok. O zaman hemen biz örneğimize başlayalım. Örneğimize geçelim. Örneğimiz eğer yaşın küçükse siteye giremezsin. Eğer yaşın büyükse siteye girebilirsin. Sınırımız 18 olacak. O zaman hemen şöyle yapalım. Integer yaş diyelim. Printf'le. Yani buraya yanlış yaptık. Printf'le. Evet buraya yaz yer dedik. Türkçe karakter kullanmıyoruz. Haberiniz vardır, biliyorsunuzdur. Daha önce söylemiştim. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi biz burada o yazdık, okuttuk ve şimdi bunu okuttuk, rendeye ayırdık. Bunlarla ilgili işlemler yapacağız. If'imizi koyduk hemen. Dedik ki eğer yaşımız 18'den küçükse siteye giremezsiniz. Şöyle olacak. Hemen buraya diyelim ki printf. Siteye girmek mümkün değil. Hemen else koyuyoruz. Else koyalım. Evet. Hemen yukarıdakini kopyalayalım. Girmek mümkün. Evet. Bu çok güzel ve basit bir örnek oldu. Buraya hemen yine ders 4 diyelim. Yaşımızı girdiğimiz zaman siteye girmek mümkün. Çok güzel. Bunu hemen şey yapalım. Yani diğerinde deneyecek olursak tabii 10 dediğimde siteye girmek mümkün değil. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Hemen diğer örneğimize geçiyoruz. Diğer örneğimiz if else'inin içinde de if else kullanmak. Yani şöyle biraz daha zor, güzel bir örnek olacak. Hemen tekrardan yaş diyeceğiz. Şöyle yapalım. Şu kısmı kopyalayalım isterseniz. Fazla zaman kaybetmek istemiyorum çünkü. Hemen kopyalayalım. Hemen yapıştıralım. Evet. Şimdi burada if dedikten sonra hemen tekrar aynı şekilde 18. Yani burayı da kopyalasaydık olur muydu? Olurdu. Yaş diyeceğiz, pardon. Yaş 18'den küçükse şunu yap. Aynı şekilde mümkün değil. Hemen burada else dediğimiz zaman else de aynı şekilde yapıştıracağız. Ama burada bu sefer if kullanacağız. Else'nin içinde if kullanacağız yani. Ve diyeceğiz ki yani yaşımız 18'den büyükse ve işaretini göreceğiz şimdi. Yaşınız 18'den büyük ve işaretimiz bu arkadaşlar. İki tane bu işaretten yani V işareti oluyor bu. Bu işaretten koyarsanız V olmuş oluyor. Veya işaretimizi de görmek isterseniz veya işaretimizde bunlar oluyor. Ama tabii biz V işaretimizi kullanıyoruz. Şimdi yaşımız 18'den büyük ve yaşımız işte 30'dan küçükse diyelim. Hemen tekrar yukarıdakini kopyalayalım. İşte yani iç içe kullanmış olduk gördüğünüz üzere gençsiniz diyelim buraya gençsiniz.
Buraya da küçüksünüz diyelim o zaman. Hadi. Güzel şeyler yapıyoruz şu anda. Çok güzel bir örnek bu. Yani benim size bugün göstermek istediğim iyi örneklerden bir tanesiydi. V işaretini gördük. Else diyelim tekrar o zaman. Hemen geçelim. Buraya tekrardan aynı şekilde yukarıdaki gibi hemen şunu kopyalamak istiyorum. Sadece değerleri değiştireceğimiz için. Yani hemen kopyalıyorum. Yaşımız 30'dan büyük ve 50'den küçükse orta yaştasınız diyelim. O zaman artık bundan sonra da else koyarsak hemen şunu alıyoruz. Hemen şunu alalım. Buraya else koyupsa bu da yaşlı. Yaşlı. Yani suratına vurur gibi oldu. Evet, çalışacağını düşünüyorum. Hemen bakalım hatamız neymiş. Evet, yaptığımız hatalardan bir tanesi şu. Eveli başta. Else'nin içinde kullandığımız iflerde parantez kullanmayacağız. Sorun burada oluyor. Evet. Şimdi denediğimizde yine olmadı. Evet, hatalarımızı buldum. Şöyle yapacağız. Bir kere burada if'te parantez kullandıktan sonra else'de parantez kullanmayacağız. If'te de parantez kullanmayacağız. Else ve if'te parantez kullanmayacağız. Burada bunları silebiliriz. Yani en sondaki else'de kullanabilirsiniz sadece. Şimdi çalıştırdığımızda programı 15 dediğimizde küçüksünüz diyor. Döngüler olsaydı döngüleri biliyor olsaydık. Mesela 25 dediğimizde gençsiniz söylüyor. Program çalıştı. Şimdi bir diğer örneğimize geçelim. O biraz daha güzel ve biraz daha etkili olacaktır. Aslında şimdi else if kısmına geçeceğiz. Else if kısmında yukarıda yaptığımızın aynısı. Yani değişen hiçbir şey yok. Sadece if'i yukarı taşıyacağız. Yani göreceksiniz zaten. Şöyle bir şey yapacağım. Hemen göstereyim. Şuradaki else if olan kısımdaki şu if'ler yukarı gelecek. Gerçekten budur yani olay. Bu kadar. Yani başka bir şey olacağını düşün sanmıyorum. Yani evet. Şunları da silebiliriz isterseniz. Evet, 15 dediğimizde yine küçüksünüz. 25 dediğimizde yine gençsiniz. 59 dediğimizde yaşlısınız. Yine aynı şekilde programımız çalıştı. Else if anladığınız üzere şu şekilde çalışır. Else if. Else'nin yanına if getirirsiniz. Ve aynı şekilde koşul koyabilirsiniz. Ama else'de hiçbir zaman koşul koyulmaz. Else, eğer tekrar başka bir koşul koymak istiyorsanız else if kullanmalısınız. Şimdi switch case örneğimize geçeceğiz. Switch case yapımıza geçeceğiz. Switch case dediğim gibi if else gibi kullanılıyor. Aslında sadece break komutuyla durduruyoruz ve normal işlemlerimizi yapıyoruz. Hemen başlayalım o zaman. Bir tane örnek çözüyoruz. Integer not diyelim bu sefer. Notlarla alakalı. ABC düşüp düşmemesiyle alakalı bir hesaplama yapalım. Not printf not gir diyelim. Scanf buraya not diyelim. Şuraya şöyle bir şey yapacağız. Buraya switch hemen tanımlayacağız. Switch. Hemen içine mesela şöyle yapalım. Mesela notu 10'a bölelim. Not bölü 10 yapalım. Eğer bu işte küçükse evet. Eğer bu işte şeylere mesela 1'e basıldığında işte şöyle mesela nasıl söyleyeyim size? Case 1 olduğunda A düşsün. Case 2 olduğunda B düşsün gibi gibi işlemler yapacağız. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Hemen onu göstereyim. Hemen şöyle yapacağız o zaman. Hemen case işlemimize geçeceğiz. Case diyelim 5'ten başlayalım. Case eğer 5 olursa yani şöyle yapalım. Case 5 olursa printf
Veyahut da print'e, aynen printf diyelim. Case5 olursa A düştü notunuz. A yazsın. A not. Buraya da hemen break'imizi ekliyoruz. Break. Break komutumuzu yazdık. Hemen aynı işlemleri yapacağız. Yani şöyle yapalım. O zaman case hemen 4 diyelim. Case 4 olduğunda print f yine aynı şekilde. Hemen b not b not break yazalım. Break kır demek, bırak demek. Case 3 olduğunda printf c not break. Buraya da aynı şekilde case 2 dediğimizde printf çok kolay gördüğünüz üzere, yani hiçbir mantalitesi yok. A, B, C, D not. Bu, pardon, bu yanlış yazdık burada. D not. Burada case 1 dediğimizde, burada break demedik. Break'imizi de ekleyelim. Olmazsa olmazımız. Hemen burada printf. Hemen buraya da f'den kaldınız. Evet. Hemen böyle yapalım. Şuraya da aynı şekilde hemen break'imizi ekledik. Ve en sonda default değerimiz var. Default değerimiz eğer bu yazdıklarımız haricinde bir şey yazarsak, o zaman devreye girecek olan değer. Default yazıyoruz. Default aynı şekilde printf hatalı değer girdiniz. Bu şekilde çalışacaktır. Gördüğünüz üzere. Deneyelim hemen. Not gir. Notumuz 5 ise eğer hatalı değer girdiniz dedi. Nerede hata yaptık bir bakalım. Not girdik. Notumuz ama biz şöyle, tabii ona bölecektik. O zaman biz notumuz şöyle yapalım. Notumuz aynen. Mesela 80 diyelim, 8 olacak. 8'in dışında yine. O zaman bizim burada bir hatamız oldu. Biz 5'e bölelim. 80 yok, 20'ye mi böleceğiz? Tabii 5 üzerinden değerlendireceği için 20'ye böleceğiz. Aynen öyle. Mesela 80 B not değerim. Yani 4. Mesela 100 diyelim A not. Aynen öyle. Gördüğünüz üzere çok güzel, etkili bir şekilde. Ama ben 110 girersem A not dedi. 55 oldu. He, o zaman şurada bir aynen fluat. Ya da bir mantık hatası var. Ama 120 dersem hatalı değer girdiniz der, ama 110'da kurtarmaz. 115'te kurtarmaz diye tahmin ediyorum. Evet. Orada bir hata var. Ama onu kafanız takılmasın. Biz düz hesap mantık yapacağız burada. Yani ben de sizinle beraber çözüyorum. Bunlar da aklınızda bulunsun. Ama gerçekten güzel bir örnek oldu. Bunu da benle beraber yazmanız, örnek almanız tavsiye edilir. Örneğimiz bir tane yeterli. Gerçekten güzel ve etkili bir örnek oldu. Bu çok güzel oldu gerçekten. Anlamanız için. Şimdiki yapacağımız arttırma ve azaltma işlemleri. Bunlarla ilgili şimdi bir örnek göstereyim hemen size. Şimdi ne gibi bir işlemler var derseniz, şöyle hemen işlemler göstereyim size. Int i diye bir şey tanımladım. I artı artı diye bir şey var. I eksi eksi diye bir şey var. Eksi eksi i diye bir şey var. Artı 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 i diye bir şey var. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar i'yi bir arttır demek. I'yi bir arttır sonra yaz demek. Bu i'yi bir eksilt sonra yaz demek. Pardon, bu önce yaz sonra arttır demek. Bu önce yaz sonra azalt demek. Bu önce azalt sonra yaz, önce arttır sonra yaz demek. Şöyle hemen uygulamalı olarak göstereyim size. Şöyle hemen integer'ı aynen yine şey yapacağız. Print f diyelim mesela. Buraya diyelim ki işte ne yapabiliriz?
Şöyle mesela i eşittir 60 diyelim. B eşittir 50 diyelim mesela. Buraya işte i eşittir yüzde d. B eşittir yüzde d yine aynı şekilde. Virgül koyup mesela i artı artı yaptığımızda sizde ne olacak? Veyahut da i artı artı b eksi eksi. Sizce ne olacak? Bence 61 ve 49 oluyor. Tabii noktalı virgülümüzü unuttuğumuz için. Ve returnumuz şu. Evet, sorun çıkardı. Neden böyle bir şey yaptı? Bir şeyi değiştirmedi. Hemen bakalım. Evet, aslında ben az önce kendi söylediğimi kendim düştüm. Yani yanıldım. Önce yazacak, sonra artıracak. Önce azaltacak, sonra işte ekrana yazacak demiştim. Yani karıştırmışım. Yani öyle olmuş. Öyle söyleyeyim size. Burada önce yazıyor, sonra arttırıyor. Önce eksiltiyor. Önce yazıyor, sonra eksiltiyor. Dediğim gibi burada i ilk önce 60 olduğu için ilk önce 60'ı basıyor buraya. Sonra 50 olduğu için 50'yi basıyor. Sonra arttırıyor, sonra azaltıyor. RAM'de yer ayırıyor kendine. Biz burada tekrar printf dd yaparsak alt kısmında onlara yer verecek. Ama bu işlemde değişiklik oldu. Sadece RAM'e yer vermedi. Hemen diğer bir şeyimi de geçelim. Hemen yapalım. Eksi eksi i yapıp artı artı b yaparsak şimdi ne olacak? İşte dediğim şimdi oldu. Yani ne oldu? Hemen bakalım. Evet. Aynen. Eksi eksi i artı artı b. Şimdi ilk önce azalttı, sonra ekrana yazdı. İlk önce arttırdı, sonra ekrana yazdı. O yüzden şimdi hiçbir sorun olmadan ekran çalıştırmış olduk. Eğer işlemleri burada yapacaksanız bu şekilde kullanmanız tavsiye edilir. İki sefer printf yazmak istemiyorsanız. Şimdi görecek olduğumuz conditional operatör ne demek? Soru işaretiyle if else işlemleri yapmak. Hemen bir örnek yapacağız. O zaman hemen başlayalım. Tekrardan int sayı dediğim zaman şöyle yapalım. Int sayı, evet. Printf sayı gir. Buna artık alıştık. Scanf. Evet. Yüzde d şeklinde tanımladık. Buraya sayı dedik. Evet. Şimdi burada ne yapacağız? İşte burada hemen yapacak olduğumuz işlem şu. Sayı eğer ondan küçükse soru işareti. Burada if yerine kullanıyoruz bunu. Seviyondan küçükse printf hemen sayı küçük. Noktalı virgül kullanmıyoruz burada. Önemli olan iki nokta kullanıyoruz ve hemen burada tekrardan printf yazıp sayı büyük yazıyoruz. Çok daha basit şekilde sayı büyük. Mantığını bildikten sonra, mantığını anladıktan sonra çok daha net şekilde anlayacaksınız. Sayı gir dedim. 9 sayı küçük. 11 sayı büyük. Gördüğünüz üzere şu aradaki soru işareti komutuyla soru işaretiyle conditional operatör yani if else kullanmadan işte kontrol yapma işlemlerini gerçekleştirmiş olduk. Bugünkü yayınımız bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmeyiyseniz dislike atmayı, eklememi istediğiniz bir şey varsa da yorum kısmından bildirmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.